Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 21-27 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta Venüs retrosunun yanı sıra bir de hafta başından itibaren Merkür Başak burcunda gerilemeye başlayacak. Bu durum tabii ki haftanın enerjilerini biraz daha yavaşlatıyor. Günlük hayatımızda sıkışıklıklar, ertelemeler, gecikmeler, aksilikler yaratabilir potansiyel olarak. O nedenle haftanın genelinde daha toleranslı, daha esnek olmakta fayda var. Şimdi Venüs para evinizde geriliyor biliyorsunuz. Bu hafta Jüpiter'le de onun bir kare açısı var. Salı günü ayın da Akrep burcuna geçecek olması özellikle para, harcamalar, finansla ilgili konular, yatırımlar, yatırımlardan beklentileriniz, işte borç alacak konuları filan buralarda biraz daha baskı yaratabilir. Dürtüsel davranmamak lazım. İşte bir şeyi beğendiniz, çok hoşunuza gitti, hemen alayım. İşte dürtüsü burada zararlı olabilir. Çünkü sonrasında beğenileriniz, fikriniz değişebilir. Aynı şekilde bu paranızı herhangi bir şeye yatırırken, işte bir karar verirken de önemli görünüyor. Risk almamakta fayda var. Çünkü hafta genelinde biraz risk almaya eğilimli davranabiliriz. Merkür'ün de Başak Burcu'nda gerileyecek olması, 15 Eylül'e kadar gerileyecek. Başak'ta daha takıntılı, daha ayrıntılı, daha hesaplı olmamızı sağlayabilir ama bazı düşüncelere çok fazla takılabiliriz. İşte çevremizdeki kişilerin bir sözüne takılabiliriz. Kardeşlerle ilgili bazı halletmemiz konular olabilir. Gereken konular olabilir. Daha çok geçmişle bağlantılı durumlar olabilir. Borç alacak hesap işleri gibi konular olabilir. Komşu ilişkileriniz, yaşadığınız yerdeki çevrenizdeki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Trafikte özellikle bazı gecikmeler, bazı sorunlar oluşabilir. Merkür ayın 23'ünden itibaren gerilerken hafta sonuna doğru ay da yay burcunda olacak. Yani ay ile Merkür arasında, işte Merkür ile Neptün arasında biraz daha sıkışık enerjiler var. Dolayısıyla bu genel olarak işte bir yolculukta, bir seyahat planlamanızda sorun yaratabilir, gecikme yaratabilir ya da bir konuşma ortamında sözlerin yanlış anlaşılması, alınganlıkların olması, işte zihninizin çok fazla bir konuya, bir sözcüğe takılması gibi rahatsız edici durumlar yaratabilir. Bu durum tabii ne yapar? Uyku sorunları yapabilir. Sinir sisteminizi biraz yorabilir. Güneş ile Satürn arasındaki karşıt açıda cuma, cumartesi hafta sonu aktifleşecek. Bu da biraz sağlık konularında, hem zihinsel anlamda hem bedensel, ruhsal anlamda sağlık konularında kendinize dikkat etmeniz gerektiğini, özenli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Dolayısıyla öyle ufak tefek şeylere takılmayalım, abartmayalım. Biraz olur, yani çözemediğimiz bir sorun olsa bile, bir problem olsa bile, bir anlaşmazlık olsa bile biraz zaman tanımak, belki akışına bırakmak, oluruna bırakmak bu hafta yapabileceğimiz en doğru şey olabilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.